telekomünikasyon sektöründe öne çıkan haberlerden merhaba. Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek Teknofest İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde heyecan başladı. Teknofest bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Geçen yıl 550 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan festivalin bu yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşarak rekor kırması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bulut Bilişim'in 2022 yılına kadar Türkiye'de 130 binden fazla kişiye iş imkanı sunacağını öngördüklerini belirtti. Bulut Bilişim ve Veri Dolaşımı konferansında konuşan Ömer Faruk Sayan, Bulut Bilişim'in iş dünyasında maliyetleri düşürmesi, e-ticaretin gelişimine katkıda bulunması ve istihdama etkisi nedeniyle büyük şirketlerin ve devlet yönetimlerinin bilgi politikaları arasında öncelikli bir yeri olduğunu ifade etti. Siber güvenlik sektöründeki gelişmelerin değerlendirileceği 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, TürkSat'ın desteğiyle düzenlendi. Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, küçük bir saldırıyla büyük etkilerin oluşturulduğu bu siber saldırılara karşı siber güvenliğin oluşturulması için tüm tarafların dayanışma içinde olması gerekir dedi. Gelecek hafta telekomünikasyon sektöründe öne çıkan haberlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.